İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ee, hafta sonundan miras bir konumuz var. Birinci maddemiz de o. Biz tabii Akıl Odası'nın kendi özel gözüyle, bakışıyla, açısıyla o konuyu biraz ele alacağız. Yani 104 Amiral meselesini. Birinci maddemiz o. Genel olarak şunu da söyleyebiliriz. Türk kamuoyu, medyası ve siyasi partilerin Hakim çoğunluğu buna gereken cevabı verdi, duruşu gösterdi. Öyle diyebiliriz herhalde. Evet. Fakat bu iş buraya nasıl geldiği bir konuşmak isteriz. Buyurunuz. Şimdi e, elbette bunun nasıl buraya geldiği çok önemli. Evet. Ama bugün nispeten sakinleşmiş bir ortam var. Değil mi? Neden? Daha bunda yani hemen onu söyleyeyim de ondan sonra gireyim. Bu Tabii tabii buyurun. Ee, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı soğukkanlı bir değerlendirme. Hı hı. Öyle e, e, ilk e, konuşmasını beklerken bir televizyon programına katıldım ben yani daha şey olmadan. Dedik ki yani genel beklenti bu tür yani herkes der aa işte bir şey fırsat buldular AK Parti yine köpürtecek bunu diye. Dedim ki aksine birkaç basamak tırmandırmak yerine aksine aşağı çekecek bana göre Tayyip Erdoğan. Çünkü e, önünde hem e, bu Avrupa Birliği meselesi var hem başka meseleler var. Yani Montre meselesini bu paşalar kadar herhalde Tayyip Erdoğan da bilir yani bu Gayet. işleri dolayısıyla yani e, mesela e, nitekim de hakikaten e, çok kısa bir konuşma yaptı hatırlarsanız yani yarım saati bile bulmadı tam Tayyip Erdoğan'ın genelde bir okkalı bir girizgah hı hı. kısmı vardır konuşmasının ondan sonra esas ne söylemek istiyorsa onu da e, on, oraya gelir Burada doğrudan konuya girdi ve gayet kısa bir değerlendirme yaptı. Ee, yine söylemek istediklerini söyledi tabiatıyla. Yani onda bir şey yok. Ama orada da konuyu çok fazla hani e, leke gibi yaymadan bunu değerlendirdi. Ben onun bugün meselenin biraz daha yani özellikle de konunun yargı, yargıya intikal etmiş olmasını da vurgulayarak bir değerlendirme yaptı. Ki o ana kadar Türkiye'de herkes kimisi ak partiyi destekleyen gazetecisi, işte yorumcusu, şu bu filan e birçok kişi astı kestik yani biliyorsunuz. Hı hı. Efendim rütbelerini de sökelim şunu da yapalım bunu da yapalım yani her türlü şey söylendi halde. Eee ben de Cumhurbaşkanımızın o itidalinin e, hakim olduğunu zannediyorum. İkincisi gelelim meselenin başlangıcına. Şimdi bir bildiri var ortada. Bu bildirinin mahiyetine baktığımız zaman yani burada imzası imza sahibi olan generallerin hepsi Türkiye'de canları hangisi isterse televizyonlara istedikleri anda çıkabilirler. Montrö ile ilgili hükümetin tavrını eleştirebilirler. Yani tepkim çı çıktılar, konuştular evet. zaten. E, Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerini zaten söyleyebilirler. Hiç bunlar da yani şey, bundan önce söyle tartışmalarında. da bunların çok yani söylenmemiş önemli. laf kalmadı. Laf kalmadı. Evet, bunların hepsi yapıla geldi. Söyleyebilirler. Ve önde de şöyle bir şey var. Ben Montre meselesinde. E, meclis başkanımızla ben konuştuydum. Meclis başkanımızın şeyi, Türkiye'nin Lozan'dan sonra teminatı Montre'dür. Yani bu bunu tartışması olmaz bunu değiştirmek, kaldırmak falan düşünülemez. Bunu düşürmek Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurur. Tartışmak bile Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurmaz dedi. Daha sonra hatta bunu biraz daha ironik bir şeyle başka bir programda söyledi. Orada da dedi ki hani Marmara'ya yoğurt mayası çalmak gibi bir şeydir dedi yani. Ha olmaz mı olur. Cumhurbaşkanı'na kanun bu yetkiyi vermiş ama yani Marmara Denizi'nde ayran olur mu? İşte olursa olur. Bu, bu kadar bir buna benzetti. Hani bir fıkra şey var ya yani havada bulut var deyince sen bana ördek mi demek istiyorsun gibi böyle bir alıntı <laughs> bundan yola çıkarak. Birinci mesele bu. Aa, bunlar bu iktidar Montre meselesini köpürtmek istiyor. Ya hatta bu, bu, farklı bir şey. Mecraya dökmek istiyor. Böyle bir yorum, böyle bir evham. Bunu kurmay eğitimi görmüş hiçbir subayın bu yoruma yani bu tablodan bu yoruma gidebileceğini düşünmek bana göre mümkün. Bir kere bütün bildiriler küttür. Küttür çünkü bir ortalama almak zorundadır. Yani siz 100 kişiyi bir araya getiriyorsunuz, yüz farklı insan ki bak zamanında 500'ü de gördük Ya neler çıktı binini bulanlar var evet. falan ve onu bir tek ses haline getireceksiniz ve tek bir fikre irca edeceksiniz Bütün bir kere bu falan yok. son derece totaliter bir bakıştır bunu ben söyleyeyim bunu ben hiçbir şekilde benimsemiyorum ortalamayı almak için basitleme yapmak zorunda Basitlemeler nerede yapılır? Bir fikri basitleştirmek nereye kadar mümkün? Genellikle basitleştirdiğimiz ve ortalamasını aldığımız şeyler hayatta hassasiyetlerimiz dediğimiz bir alandır. İki, bir bildiriyi kaçınılmaz bir şekilde bir meydan okuma şeklinde formüle edersiniz. Yani masum bildiri yok ki mesela metinde yer alan aksi halde ifade edilir. Tabii gibi. tabii canım yani. her, Ama her bildir öyledir. Yani bir karanlık tablo çıkar ve yani bir facia tablosu çizilir. Bir arkasından efendime söyleyeyim tek yol olarak önerilen bir şeyler falan vardır. Onun için bir türlü edebiyatı da gelişmez. bunu. Çok nadirdir yani bir edebi bildiri bulmak vardır. Yani yoktur diyemeyeceğim. Ama genellikle yani Hakikaten ne bileyim işte Bertrand Russell gibi bir adam kaleme alır da yani o bildiri biraz bildiri olur. Zaten onun da askerim müşteri, askerim ihtiyacı olur. Yok yani. ama yani o metne herkes bakar Russell yazdı. Yani onu da zaten herkesin imzasına filan açmıyorlar. Seçiliyor. Evet. Mesela bu Vietnam evet. Savaşı'na karşı geliştirdiği kampanyada mesela özel olarak Türkiye'den Mehmet Ali Ayvar çağır bu, bunlar anlamlı şeylerdir. Dolayısıyla böyle çok mutandan bir şeydir ama bildiri, tantanalı bir şeydir ama tarihsel olarak çok uçucu bir şeydir. Yani. Ama niye bu hala terk edilmez? i̇kinci yani sınıf edebiyatlar, bir şeyler, bir şeyler, meydan okumalar falan filan. Burada bir entelektüel hastalık var. O da şudur. Biz seçkinciyiz, biz hakikati görüyoruz. Bir sürü adam bunu görmüyor. Yani bu adamlara hakikati göstermek lazım. Şimdi dolayısıyla kendine bir şey vehmetmiş oluyor. Yani ben hakikatin sahibiyim. Ben biliyorum bu bizde ya da bu özel grupta biz bunu aşağıya doğru aydınlatacağız insanları, dürseceğiz yani filan gibi. Çok tuhaf bir şey çıkıyor buradan. Bunun içinde bir cemaat oluşumu var. Cemaatin sosyolojik anlamını kullanıyorum zaten. Yani bir sürü insan da ya bir dakika ben bu cemaatin bir parçasıyım. Ya kendisini öyle görüyor. Bundan şimdi uzak düşersem, cemaat dışı kalırsam yani olmaz. Yani neyse işte Ahmet'i severim. Mutlaka güzel bir şey yazılmıştır. Ben de bir imza atayım falan diye bu işlerin içine giriyor ve bu konuda hakikaten trajikomik şeyler yaşanmıştır bu memlekette. 12 Eylül'de. Hocam e, ay, kooperatif ay, diye imzalattılar İşte oralara gideriz. Işte. Ay, e, e, merhum e, Aziz Nesin işte 12 Mart şey 12 Eylül e, e, diyelim ki darbesine karşı bir bildiri kalemi alıyorlar filan. Bu kahvelerde mavelerde dolaşıyor. Merhum Sami Hazin de imzalıyor. İşte bir Türkücü bir arkadaş da imzalıyor falan. Bir ortaya tuhaf bir şey çıkıyor. Hatta o cemaati bile rahatsız ediyor. Eyvah bildirimize sahip çıkamıyoruz falan. Yani olacak iş değildir. Burada bir hassasiyet kaşınmıştır. Çünkü hassasiyetse bildirilere yol veren fikir falan değildir. Fikir ciddi bir iştir. Yani öyle bildiri konusu falan olmaz. Hassasiyeti ise yönetmek çok kolay. Onun için ben bir yerde bir bildiri çıktığı zaman şimdi bir hassasiyet olduğunu öngörebiliyorum. Ama bu hassasiyeti kim kaşıyor? Nereye götürmek istiyor? Daima kafamda soru işaretleri olduğum için olduğu için kalemimi oynatmam ben. Yani dediğim gibi en katıldığım şeyler bile olsa onu ben imzalamam. Burada da bu işte bu akşam konuşması en çok beklenen izleyicilerimiz tarafından tabii. Sayın Paşam. <laughs> e, esasında bu tabii biraz zor, zor zorluk da evet. yükleyebilir size. Tam bilmiyorum. Biraz onun için de size düşünme payı yaratmak açısından da biraz e, zaman kazanın, kazanın istedim. E, tekrar tekrarlamayın Paşam. Buyurun. Siz nasıl gördünüz tabloyu? Ee, yani öncelikle tabii bu tür bir e, bildirinin e, bir hazırlanış şekli, iki içerik ki içeriği, üçüncüsü de Zamanlama itibariyle. ve dördüncüsü de tabii e, silahlı kuvvetlerden her ne kadar emekli olsa da yani bunu tam anlamıyla bir ifade özgürlüğü olarak da e, ben e, açıkçası öncelikle görmediğimi ifade ederim, İfade etmek isterim. E, i̇şlerinde e, üç tane deniz kuvvetleri komutanı e, komutanımız var. Evet. Yani dört yıldızlı üç tane. Evet e, ve e, deniz kuvvetleri komutanının e, deniz kuvvetlerinin bugünkü e, mavi vatan üzerinde elde ettiği başarılarda e, buradaki 104 amiralin hemen hemen hepsinin ben e, önemli başarıları olduğunu görüyorum. Çünkü e, ben hem Harp Akademilerinde hem Genel Okumaya'daki görevlerde ve diğer yerlerde birlikte çalıştığımız insanlar, Milli Savunma Bakanlığı'nda dahil olmak üzere modernizasyon projelerinde ve Deniz Kuvvetleri'nin bugün Milgem dediğimiz gemi projeleri, Anadolu Amfibiyucum Gemisi'nin e, geliştirilmesini, o zamanki e, savunma planlama koordinasyon ve diğer konularda da tedarik daire iken de çok yakından gördüm. Ancak dediğim gibi yani bu içerik olarak ben burada evet Aziz Türk Milleti'nin yazılması sondaki biraz evvel söylenen ifadelere bir kere kesinlikle katılmıyorum. Bu bildiri olarak da yazılması da ve zamanlama itibari de hoş değil. Belki bir konferansta ve bu şekilde gündeme getirilebilirdi. Kalkıp bir panel yapılıp kendi bu şekilde bir toplantıyla ana başlıklar altında söylenebilirdi. Ama e, özellikle son bölümü e, her ne kadar onu öyle demedik deseler de e, burada e, bir e, post dediğimiz yani e, saklanmış bir takım ifadeler herkes tarafından farklı yorumlanabilir. Benim tabii endişelendiğim diğer bir konu da yani bu tür bildirinin e, 104 e, amirelin hazırlandıktan sonra acaba onların onayıyla mı bu saate yayınlandığı, e, içeriğinde bir takım değişiklikler ve ilaveler olup olmadığı da son derece önemli. Yani burada ilk başta belki mutabakat sağlanın çok çok dışına yani öyle de olması da hatalı. Dışına da çıkmış olabilir elbette. Bu soruşturma sonucu ortaya çıkarılacak. Ama şunu söyleyeyim. Mi? Yani diyelim ki orada biz e, şanlı Türk subaylarıyız. Ya bildirimiz budur dedi. Attı. Fakat altına bunu yazmışlar. Gitti. Yani işte tabii, o tabii Süleyman işte, yani... hocamın dediğine geliyor. Onu imzaladığın an gittin yani. İşte o bitiyor zaten. Tehlikeli yani Tehlikeli bir şey yani. Işte. Hocam yani, e, bu akademisyenler bildirisi vardı hatırlıyorsun evet. değil mi? Orada da sonradan ben buna katılmıyorum diyenler imzasını çekmek için çırpınanlar oldu bunlar. E, bu bildiri şeyler. Ben yani evet, Remon hocamın söylediği gibi tehlikeli şey. Yani siz iyi niyetle bir şeye imza atarsınız arkasından bir sürü yazanlar başka maksatla ortaya atarlar. Ben esasında e, bu konuya bakarken random comparison Geçen yıl Ocak ayında yayınladığı bir rapor var. Evet, çok vardı. atıfta bulundum. Meşhur bir rapor. Bu raporda Türkiye içine nifak sokmak, özellikle Türkiye'de giderek Amerika'dan ayrışan bir Türkiye'nin olduğunu ve bu raporu biraz daha kapsamlı incelediğimizde zamanlama açısından Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginliğin arttığı bir süreç ve bu süreçte özellikle Karadeniz bölgesinde e, her an için Kırım ve Ukrayna bölgesindeki gerginliğin arttığı bir süreç, e, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs kim ciddi bir çözüm arayışlarının olduğu, Yunanistan'la ile istekçafi görüşmeler dediğimiz görüşmelerin devam ettiği, Rusya ile İdlib'de tamam mı devam mı, Irak da aynı şekilde bir takım sorunların olduğu bir dönemde Böyle bir takım açıklamaların yapılması son derece ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak burada da ben ama öyle zikrettiğiniz zaman şöyle demiş gibi de oluyorsunuz, öyle diyorsunuz da öyle diyorsunuzdur. Onu bu, bu aşamada değil sadece. Yani hı hı, bu bu konuların her biri bugüne kadar Montre konusu herhalde kanal İstanbul kanalı konusu ortaya çıktığı andan itibaren yüzlerce kez tartışıldı yazıldı. Ben kaç ee, tanesine evet. katıldığımı, saatler boyunca kaç kişiyle tartıştığımı unuttum. Yani biz de yani burada tartıştık evet, evet evet. Bunun işte Boğaz'ın tuzluluğunu bozacaktır. Hmm. Çet raporu var. Hayır bu böyledir. E sonuçta öyle veya böyle. Yani bu yapım kararı şu anda siyasi iktidar tarafından katılmasak da veya katılsak da bu yapılacak. E katılır. Farklı bir boyutta olması istenebilir. Sonuçta bu Türkiye açısından verilmiş bir karardır. Yani şimdi burada Çanakkale mesela Çanakkale Köprüsü Çanakkale olarak e, ben şundan endişe ediyorum. Bugün de akşam e, oradan aradılar. E şimdi Çanakkale'ye ha harekete geçen turizm e, biliyorsun bayramlarda şimdi köprü direkt geçerken müthiş bir kolaylık sağlayacak. Ama oradakiler de bizim hemşeriler de diyorlar ki ya bizim gelir gidecek turizm otelciler vesaire. Çünkü Lapseki üzerinden dolaşıyor. Hı hı. Ama sonuçta bunu tabii ortaya çıkaracağı yerim daha sonraki direkt trans nakliyatla, tır nakliyatıyla falan daha sonra net bir şekilde anlaşılacak zamanlama olarak şimdi bunu öngörebiliriz. Bence burada esas olarak ben Savunma Bakanlığı'nın hedef alındığını düşünüyorum. Yani bu bildiriyle He. ve burada evet 5-6 maddenin olduğunu düşünüyorum. Burada Türk milletine derken ve aşağıdakilerle burada savunma özellikle sarıklı işte amiral konusunun Öyle veya böyle ortaya çıkarılması yani bu sivil bir kıyafetle gitmiş olsaydı kimse bir şey demezdi zaten. Yani yapan da oluyor olabilir ama resmi bir makam arabasıyla bunun görüntülenmesi ve yapılması bunun dışında tabii işte madalyonlardan hassasiyetle Atatürk resminin çıkarılması bunun dışında tabii özellikle işte Ayasofya'da çok sık İmam Efendi tarafından yapılan açıklamalar ee, ve en son işte bir e, burada da çalışan bir tarihçinin e, bu iş bir imzaya batar bakar e, buradan ayrıldı biliyorsunuz e, bu iş bir imzaya atar istediğimiz zaman Montröden çıkarız filan gibi bir takım söylemlerde bulunmaları e, bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, bence e, olayın doğrudan doğruya e, işte Atatürk dersleri her ne kadar yalanlanmış olsa da sonradan e, Atatürk inkılapları dersleri kaldırıldı işte en son yapılan bu terör işte irtica konusu bütün bunlar tabii silahlı kuvvetlerin önemli bir kısmı silahlı kuvvetlerin kendi iş düzeninde olan şeyler ve bu esas itibariyle savunma bakanında bir asker sıfatıyla sıfatıyla bunun silahlı kuvvetlerin hak ve menfaatlerinin bu konuda korunmadığı şeklindeki bir endişeden büyük ölçüde kaynaklandığını çünkü bu Montreux'un Yerine kanalın geçmesi gibi bu konuda verilmiş bir karar yok. Bir takım eylemlerden giderek bir sonuca varmak da mümkün değil. Çünkü Montreux'un süreci başka, kanal İstanbul'un süreci farklı. Ama bunu tayin edecek olan işte Türkiye'nin Rand Corporation'da ne diyordu? Türkiye Avrasya'ya doğru savruluyor. Amerika ile giderek mesafe açılıyor. Oysa bu mesafenin kapanması lazım. Rusya ile mücadele edebilmek için ve Türkiye o cephede tutabilmek için. Buradan baktığımızda işte Dedağaç, eğer Türkiye ile ilişkileri çok daha iyi olsaydı Amerikanın ben Dedağaç bölgesi yerine Trakya'yı daha etkili kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Karadeniz'e çıkışı olan bir yer var. NATO ülkesi oraya gelebilir. Dedaç'ta kalması onun kendisinin de esasında manevra alanını daraltıyor. Ee, ama e, bir de e, bugün biliyorsunuz katsa yaptırımları devreye girdi. Yani e, veya yarın giriyor. Bu ilk yaptırımın genişletilerek Evet, genişletilerek devreye giriyor. Şimdi Amerika'nın bir yandan bu şekilde bastırdığı bir süreçte e, karşı taraftan Rusya'nın giderek sertleştiği bir ortamda Türkiye'nin Kırım konusundaki hassasiyeti ve Ukrayna olan ikili ilişkileri de çok iyi bilindiği bir süreç içinde Böyle bir ortamda yapılacak yapılmış olan bu açıklamanın da herkeste ben zihinsel anlamda dalgalanmalara ulaştığını, yani şimdi düşünün bunlar ne demek istiyor? Tabii Deniz Kuvvetleri'nde olsun diğerlerinde birçok personel de bunu değerlendiriyor. değişik rütbelerde olan. Evet tabii şu anda görevde bile olsanız birçok astınız var. Yani birliklerde görev yapan, birlikte çalıştığınız buraya imza atmamış olan kişiler. O yüzden bu tür söylemler her yerde dile getirilebilir. Ancak ben... Bireysel olarak bu tür bir bildirinin ortaya çıkmasına ben bunun daha geniş bir kesime de esasında gönderilmiş olacağını düşünüyorum ve yani bizlerle birlikte şey hani ayrıca servis değil, değil. evet mi? evet yani bu bu kadarla ben onların da kabul etmediğini de düşünüyorum Amerika'nın Türkiye'ye bakışı artık aşağı yukarı ortaya çıktı evet, evet. yani doğrudan bir şey yapmayacak zaten ne yapabilir yani gelip Allah aşkına işgal mi edecek Türkiye'yi? Ama şunu yapacağını zaten deklare etti. Söyledi Biden ilk günden başlayarak bu, bu hükümeti devireceğiz. Bu yönetimi devireceğiz. Yani evet. Erdoğan'ı tasfiye edeceğiz. Bunu yaparken de tabi darbe yapmayacağız. Zaten yapamayacağın ortaya çıktı. Bu son gelişme de zaten bu konuda bir de aşağıdan gelen tepkiyi ortaya koydu. Yani o da az boz bir tepki değil. Hemen çünkü insanlar 15 Temmuz'u hatırladılar ve refleks gösterdiler. Bu iş olmayacağı belli. Ne yapacağız peki? Şu an Erdoğan ve Erdoğan etrafında oluşan bir ittifakın güçsüzleştirilmesi için, zayıflatılması için gereken neyse yapacağız. Bununla ilgili işte muhalefet partileriyle sivil toplum kuruluşlarıyla şunda buna evet. çalışacağız dedi. Yani şimdi eskiden doğrudan yaptırırdı darbeyi, direkt düğmeye basardı. Şimdi öyle değil. Birkaç devreye bağlamış vaziyette ama aynı sonucu elde etmek istiyor tabii ki. Farklı değil. Şimdi bu gelişme Türkiye'de bu hassasiyetler üzerinden ayrışmalar. Bakın bu çok kötü bir şeydir. Yani hassasiyetlere dokunmak bir suçtur bence bir insanlık suçudur hatta ama hassasiyetlerini kontrol edememek de ayrı bir suçtur. Yani şimdi bu olayda gördük ki işte laikçi bir hassasiyet kaşındı ve tablo bu. Mondros falan bunun bence biraz sosu gibi falan duruyor metinde. Buradan girdiler. Şimdi onun için 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de oluşan ittifakı iyi değerlendirmek lazım. Hı hı. Bunun bir siyasal ayağı var. İki tane parti. Biliyoruz ki işte e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Yanı sıra e, Doğu Perinçek'in verdiği hı hı. bir dışarıdan destek var. Bu siyasal boyutu diyelim ki işin. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi hı hı. de var dediğiniz gibi. Belki başka partilerde var bilemiyorum. Neyse bir de esas bence tarihsel ittifak şurada ortaya çıktı. Şimdi ortak bir düşman tecessüm etti. İşte FETÖ. Bu bildiriye imza atmış subayların paşamın dediği gibi çektiği bir çile var yani. Bunlar hapis yattılar. Akıl almaz suçlarla suçlandılar. Vesaire. 15 Temmuz fiyaskosu onlar için ee, ortaya çıkınca bir tarihsel ittifak Türkiye'de gerçekleşti. Yani ulusalcı diyelim en genel manada işte ağırlıklı bir kısım askeriye ama bürokrat çevreler de var. Yani bu beladan kurtulmamız için gayet normal ve Türkiye'nin önünü açmak için AK Parti ile bir ittifak. Çünkü hassasiyetlere dökersiniz. İki tarafın hassasiyetleri birbirine ilişki kurmayı imkansız kılıyor. Orada bir akıl devreye girdi. Bu da bir Türkiye açısına kazanımdı. Yani ilk defa işte kurumsal yapılarla toplumsal siyasal yapılar belli çoğunluk ve seçilmişlik değerleri üzerinden bir araya geldi. Şimdi bunun tabii ki bir örtüşme, bir ne bileyim işte dikiş makinesiyle dikişleri atılmış sağlam dikişli bir şey olmadı belli. Yani bunu bunu görmek lazım. Çünkü işin içinde bir de arka planda dokunmuş şartlarda bir şeylerde bu mi? çıktı ortaya. Bir de şöyle bir ayrışma, bakın bu bence pek konuşulmuyor Türkiye'de. Bence konuşulmasında zaten de hani bir Anladım. başlığını atıp geçelim. NATOcu asker ile ulusalcı asker ayrımı ortaya çıktı. Doğru. Ama bu yani, yani bunlar, geçin... Bu çok konuşuluyor. Bu konuşuluyor Hı. ama bakın bunun Koridorlarında, galerinde galerilerinde neler oluyor, neler bitiyor bunu bilmiyoruz biz. Yansımıyor. Çünkü kendi işlerinde bu hesaplaşmayı yapıyorlar. Ben e, Silivri'de e, haksız bir şekilde uzun süre yatmış ismini tabi vermeyeceğim bir kıymetli dostumla sohbet ederken öyle şeyler anlattı ki bana. Yani cezaevi koşullarında bile ayrışıyor bunlar. Doğru hocam öyle. Evet, ayrışıyor. Fakat işte bu bildiri tekrar o ayrışmayı, tartışmayı, o tartışmayı tazelemiş oldu. Evet. Yani orada birden işte laikçilik hassasiyeti üzerinden bu ayrım ortadan kalktı ve kolaylıkla maalesef bu amirallerimiz o Amerikancı şeyin hı hı. ne diyelim askeri klinin Dama, Damar. damarının içine kaydı. Böyle bir şey var hocamın bu NATOcu subaylar tabirini çok keskin bir tabir olarak görüyorum ben açıkçası keskin derken fazla buluyorsun. Yani fazla Hı. çünkü Türkiye'de bizim Türk Silahlı Kuvvetleri 1990'lardan itibaren NATO konseptinin ile arasına mesafe koymaya başlamış bir ordudur. Öyle değil mi yanlış? Evet, ne olabilir? Ne zaman dediniz? 90'lardan. 90'lardan itibaren. Neye dayandırıyorsunuz bunu? Yani Türkiye çekiç gücü gördüğü andan itibaren evet. bu iş bunlarla olmuyor dedi. Sonra da komutanınızı öldürdüler. Ya dediğiniz komutan yani bir komutan, bunu söyleyen sadece o komutanımız değil. değil. Ben neyse Türkiye'de, tamamlayın. Hı hı. Türkiye'de e, Milli Güvenlik Kurulu'nun Genel Sekreteri NATO'dan çıkmalıyız diye demeç verdi. 2003. Ya. Evet. Yani 90'ların sonu diyoruz Benim işte. iki sıra önümde. Yani e, bu, bu, bu aynı or General seviyesindeki insanlardan hı hı. söz ediyoruz. Peki. Bu genelkurmay başkanı olup da hiçbir NATO toplantısına katılmamış genelkurmay başkanımız var. Aynı genelkurmay başkanlığı komutanlığı döneminde dört defa Çin'e gitmiş. Yani hem NATO'ya gitmemiş ama Çin'e gitmiş dört defa komutanımız var. Onun için yani bir kalemde NATOcu demek o ye çok şey biraz haklamıyorum. Tamam şöyle olan söyler. Şey. Şöyle bir ama şey. Ama şey. şu var. Hocamın biz dediğine bitirin. şöyle Bak Ya yani Türkiye'de tabii Amerika'nın nasıl bizim diplomasimiz nasıl medyamız da bir ağırlığı etkisi varsa nasıl iş dünyasında bir etkisi ağırlığı varsa silahlı kuvvetler üzerinde de bir etkisi ağırlığı var. Tek fark var ateş edebiliyor. Yani ateş edebiliyor diye değil yani söz <laughs> dinliyor yoksa şey diye değil. Yani <laughs> tamam. Ateş sadece ondan değil yani Amerika'nın gücü de bir yere kadardır. Yani Türkiye'de genelde mesela siyasette şöyle bir şey vardır. Hani Amerika istese filanca partiyi iktidarı veya lideri iktidara getirir. Hayır kardeşim getiremez. Getirmez yani. Sen yüzde yetmişini halledersin. Amerika geri kalan yüzde otuzu tamamlar. Ona bir itirazım yok. Ama sen de yüzde yani kardeşim sen... Amerika'ya rağmen iktidara gelebilirsiniz Aa, ama Amerika'ya rağmen iktidarda kalamazsın dönümü vardır. Tabii. Vardı bu var. Tabii. E, ayrıca dediğim gibi yani sen e, ee, ince Mehmet değilsen Abdü Ağa'ya kafa tutma kardeşim. Eğer kafa tutuyorsan başka iştir bu iş. Ha, dolayısıyla Türkiye şu anda kafa tutuyor. Yani Amerika'yı rahatsız eden budur. Ben yani Harp Akademilerine kazandığınız zaman sınavı şu anki tabii sistem biraz daha farklı bize üç şey öğretirler yani e, aynı Bey'in söylediğine bir başımıza gelenler iki tekrar başımıza gelenler ve bozgun e, bu tamamen lider kadronun bu savaşlarda Balkan Savaşı ve diğer e, tarafta e, yetersizliğini e, ve askeri olan liderlik et, edememe becerisi üzerine kurgulanmıştır ve burada bütün ayrıntısıyla anlatılır e, burada tabii NATO göz göre e, göre 33 erimizi evet. öldürttük e, bunu bunun, bu emri kadar. verenler de komutan e tabii o. Ama o biliyoruz yani bunun ne oldu. Ol. E, baktığınız zaman o bölgede de daha sonra gidip gördüğümüzde tabii insan e, zor tutuyor kendini ağlamamak için yani bulunan yerde ve açık ki şırnak açık gibi daha berbat yerlerde görev yapıyoruz dümdüz olan bir yerde e, böyle bir 33 askeri şehit edilmesi onların tabii anıları da e, işler acısı e, anlattıkları. Şimdi NATO konusunda e, ben buna katılıyorum yani açıkçası ben. NATO'yu, tarihini 1947 yılına itibaren Marshall'da olan Yapılar ilgili çok okudum ve çok belgeler üzerinden de gittim. Ve Türkiye NATO'dan ayrılmalı mı? Kesinlikle ayrılmalı olduğunu. Ben onu söyleyen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizi saygıyla da Ve benim Harp Akademilerinde yapılan rahmetli Kenan Evren ve Süleyman Demirel'in de Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanları olarak davet edildiği bir e, milli güvenlik e, şeyde, akademideki bir konferanstı bu. iki günlük. Ve benim dediğim gibi iki sıra önümde otururken e, ayağa kalktı ve bunu ifade etmişti. Ve bu medyada da epey bir yer almıştı evet. milli güvenlik kurulu. Yani yer almaması mümkün değil. Bugün de atıfta bulunması yani yani, mümkün e, değil. Çünkü erken dönem sayıyoruz de, yani yine de. E, NATO, e, dünyanın e, şu anda ben askeri gözle bakıyorum en atıl örgütüdür. E, NATO e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya da bunun farkında. Bunun farkında olduğu için zaten hareket ediyor. Yani diğer taraftan Stoltenberg'in ve ilgililerin yaptığı NATO'nun herkes arkasındadır açıklaması eşittir. Amerika anlamını taşıyor. Onun dışındaki diğer hiçbir ülkenin, E burada biraz Fransa'yı dikkate alabiliriz. Rusya ile ne baş edecek gücü, neydi onu durdurabilecek bir gücü vardır. Yıllardır bire 8 üstünlükle Sovyetler Birliği'ne yani 8... Birime karşı bir birimle mücadele ettiler ki F-117'yi bulduktan sonra o görünmez uçaklar anca dengeliği sağladılar. O yüzden NATO'ya 1947 ile 49-52'de girdikten sonra biz ilk milli talimnamemizi güvenlik Harekatı sonucu yazdık. 1996-97. O güne kadar ST denilen Amerikalıların yazdığı esas duruş dahil. Halbuki bizim 1950 yıllara gelene kadar... Evet yani yanlış düzen eğitimi falan diye müthiş talimnamelerimiz var. Fevzi Çakmak Paşa'nın yazdırdığı Meskum Mahallelerde Muharebe var. 1930'lu yıllarda tamamen Türkçe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Osmanlı ordusundan gelen Atatürk'ün yazdığı bir sürü kitaplar var. Bu konuda onun gibi silah arkadaşlarının Fahrettin Altay'ın var. Yazdığı kitaplar Kazım Karabekir'in var. Bunların her biri talimnameye dönüşecek kitaplar ama NATO standartıya girerek... Amerikalıların Vietnam'da ve 2 Dünya Savaşı sırasında yaptıklarını yani bir önceki savaşta elde edilen tecrübeleri aktaran bir yapıdır NATO. NATO gelecek odaklı değildir. Yani teknoloji hızını geriden takip eden bir yapıdadır. Öyle olsaydı burnun dibindeki Estonya'yı 4 milyar dolar Rusya bir siber saldırıyla etkisiz hale getiremezdi. Rusya ne yapıyorsa NATO ondan sonra tedbir alıyor. Estonya'ya ne kurdular şimdi? Siber saldırı mükemmelliyet merkezi kurdular. Dolayısıyla şimdi hipersonik füzelere karşı nasıl korunacağım diye bakıyorlar. Ben pazar günü Çağ Üniversitesi'nin yapıldığı uluslararası bir konferans vardı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 1921 anlaşması. Orada profesör doktor Natyana bayağı popüler bir isimdir. O kendisi de aynı şeyi söyledi. Yani burada şey ifade ettiler Rusya ekonomik olarak zor bir açmaza düştü. Ee, hayır diyor, Rusya'nın e, şu anda düşmüş olabilir ama evet. yeraltı kaynakları ve evet. diğerler arasından dünyanın evet. en zengin ülkesidir. Sibirya'da dahil her tarafta her ülkenin kaynağı biter, Rusya'nın kaynağı bitmez. Ee, burada bir öncelik vardır. Yani Putin'in vermiş olduğu, yapmış olduğu bir öncelik. Askeri yapılanmanın, e, önce güvenliğin sağlanması. Ve burada da diyor ki Putin'in bir ifadesi var. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesi dünyanın en büyük jeopolitik felaketidir diyor. Yani bugüne kadar yaşadıklarımız bu felaketin sonucudur. Ben asla diyor bir daha Rusya'nın bugünkü halde çöküşüne kimseye tanıklık ettirmeyeceğim diyor. Bunu Münih Güvenlik Konferansı'nda ve diğer yerde de söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde ve diğerlerine de baktığımızda ben Türkiye'de de NATO'da görevli olan subayların farklı bir ayrıcalığa da tabi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ve özellikle belli komuta kademesine gelindiğinde de bu yapıyı hep kırmak için uğraştım. Siz Güneydoğu'da terörle mücadelede bulun, diziniz parçalansın, diğer konular olsun. Ama bu konuların NATO'da görev yapmak ayrı bir ayrıcalık ve ayrı bir şey olarak hep lanse edilmiştir. Ve çok kritik görevlere maalesef hep NATO'da görev yapanlar gitmiştir. Onun dışında işte bizler Güneydoğu'dan gelip, Farklı birliklere, yani bu tür mücadelelerin olacağı yerlere değil, o tür yerlere hep gönderilmiştir. Yani bu konu vardır. ve Ben Genel Okuma'ya geldiğimde o zaman hayret etmiştim. Yani genel Okuma'ya karar gelen ikinci katında bir baktım, Amerikalıların ofisi vardı. Yani bu 1991 yılı. Yani sonradan anladım ne iş yapıldı. Bu odisinin bir uzantısı olarak. Ama Pentagon'a da gittim. Orada Türkiye'ye Türkiye ait bir büro var mı derseniz yoktu yani elbette. Yani bu e, bu konular e, ciddi bir şekilde beni rahatsız etmişti. Bir kere e, şunu görelim. Çin artık Türkiye sınırlarında mı değil mi? Öyle sınırlarında ki artık siyasi parti liderlerimizle belediye başkanlarımızı fırçalamaya kalkıyor. Sınırda değil, içeride. E, yani. Yani. <laughs> Hadi diyelim ki içeride. Yani. Ama Ratbedir, bir rol oldu yani evet. Yukarıya bakalım şimdi. Bu İran üzerinden geliyor ve Türkiye İran arasındaki muhtemel, potansiyel, cari bütün gerilim hatlarını da içine alıyor mu? Alıyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri işte Dede Ağaç yukarıda Bulgaristan, Romanya aşağı doğru 30-40 üst ta Girit'e kadar aynı anda İran şey pardon aynı anda Rusya ve Türkiye'yi bir parantezin içine alıyor mu? Türkiye'nin yediği baskıları anlatmak istiyorum. Bunu tabii altında ezileceğiz anlamında anlatmak istemiyorum. Çünkü aynı zamanda doğuracağı fırsatlar da var. Bunun yani. O açıdan söylüyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki bütün gerilim hatları da mesela Ukrayna üzerinden bugün de haberini aldık maşallah Gürcistan da buna dahil oluyor. Gürcistan üzerinden bunun içine girecek mi? Girecek. Şimdi bütün bunlar yaşanırken biz neyi konuşuyoruz? Bu memlekette işte takkiyi giydi mi giymedi mi gitti mi gitmedi mi gittim evet. gitmedim, öyle mi? Bu işte kötü bir şey. Bu Bizans Allah korusun tabii kötü bir örnek ama kötü bir benzetme olduğunu bilerek yani meleklerin cinsiyetini meleklerin cinsiyetini konuşmak gibi bir şey. Bu Buraya düşürmemeli Türkiye kendini. Onun için bence içeride dirlik, Bakın birlik olmaya da bilir. Ama dirlik olması lazım. Bir dir, dir dirlik halinde olmamız lazım. Yani bütün bunları Türkiye nasıl karşılayacak? Türkiye bir taraftan kendi açılımını yaptı. Türkistan hattını açtı. Şimdi burada yatan gerilimler var. Bütün bu gerilimleri de ithal ediyor. Yarın Türkiye'nin mesela gündemine Fergana Vadisi'nde doğabilecek her türlü çatışma girebilir. Gelecekte de Mecburuz zaten yani. Gelecek. Bunların hepsi ayarlanmaya Tabii. çalışılıyor şu anda. Buna dönük bir hazırlık yapmak. İşte zaten orada. sıkıntı burada. Ha. Bunun yüzünden bak elimizi kaç konuda tutuyor? Tutuyor işte Bizim, onu yani diyorum. Yani. Kazakistan'la efendim söyleyeyim Rusya arasındaki gerilimleri, İşte Özbekistan'la Kırgızistan arasındaki gerilimleri, öyle mi? bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok hayati artık Türkiye için. Çünkü belli. Yollar döşeniyor. İşte bu tek yol, ipek yolu buralara geliyor ama nelerle birlikte geliyor? Bunun hiçbir tartışması yok Türkiye'de. Çok az insan tartışıyor. Bunun doğurabileceği fırsatlar nelerdir? Bunun doğuracağı riskler nelerdir? Türkiye, Rusya gerilimlerini bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye diye artık bundan sonra okuyamayacağız. Çünkü arada Ukrayna var, arada Gürcistan var, arada Amerika'nın presi var. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde böyle okuyamayacağız. Demek istediğim bu konuda bir dirliği eğer sağlayabilir, diri durabilirsek yani. geri durabilirsek bunları karşılayabilecek açılımları da Türkiye yapacaktır. Yapabilecektir. Ama bu son hikaye hı hı. buna vurulmuş bir darbedir. Bunu görmeli. Yani şimdi herkes darbe mi değil mi? E darbeyi aldık zaten. Yani bu bir darbedir işte. Yani ne bekliyoruz? Ile askerler mi gelecek yani başımıza? Ama Türkiye'nin istikrarı sarsıldı. Dört gündür konuştuğumuz şeyler. Yani demek istediğim biraz daha bize ferah gündemler üzerinde düşünmeyi sağlayacak daha oksijenli bir iklim e, nasip etsin diye herhalde niyaz etmek. Evet. Lazım. Herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddette kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Kime söylüyorsun bunu diyoruz? Diyor ki e, Meral Akşener, Mansur Yavaş diyor. Yani oraya etiketlemiş. Şimdi bir de tabii şu boyutunu düşünelim. Çin Dışişleri Hayır, bakanı ziyaretinden çoğunlar. sonra da gelişen bir olay bu. Evet. Ve sonra da Türk Dışişleri çağırıyor, Hayırdır? İşte tamam yani şimdi dikkat edelim bu... Ee, işte doğudan gelen Çin, İran üzerinden gelen, işte batıdan gelen NATO Amerika, yukarıdan gelen... Çok kolay savrulmalara yol açabilir. Yani buna dikkat etmemiz <laughs> lazım. Hata da yaptırabilir, telafi edilmez olmamasını dilerim o hataların. Yani Türkiye'ye Çin'in söylediği, bu Uygur meselesi üzeri. nedir Bu çok açık. Türkistan'la ilgili bir şeydir. Doğru. Gözdağı vermektir. Yani Demek ki, böyle ellerinde e, efendim söyleyeyim çantalarla gelen tüccarlar falan öyle öyle olmuyor yani. Çünkü artık Çin orada Çinlinin çok iyi bildiği, Uygur Türklerinin de gene çok iyi bildiği gerçek yüzünü sergilemeye başlıyor. Hocam aslında e, az önce e, Nedet Bey'in okuduğu metin öyle bunun muhatabı işte kimdir işte Meral'la tabii tabii, tabii tabii Demiyor. tabii emiyor emiyor ayır tabii o değil, değil tabii. sen benim Uygur meselemi kaşırsan ben, ben senin, senin başka meselelerini kaşırım diyor adam. İşte buyurun. Hı. Esası budur şimdi? yani bu işin. Açın yani, açın. Yani ben senin Kürt meseleni kaşırım, kaşırım kardeşim diyor. Hı hı. Ben kaşıdığım vakitte kötü kaşırım Kötü diyor. O zaman yani, biraz durmamız lazım. Yani dikkat etmemiz lazım. Onun için lazım. okurken böyle okumak evet. gerekir yani. Bunları. Evet. E, programı ha, bir de yet. tabii e şimdi aynı bunu, şeyi... bu demeci vererek test ediyor seni. Test ediyor tabii ki. Aynı şekilde Rusya'nın illi bir kaşımasında ve Yani diyor ki bize evet, evet. Ukrayna'ya da Ukrayna meselesinde çok üzerime gelirsen NATO rüzgarlarına kapılıp tabii. ben de bak burada başına iş açarım seni. Tabii daha diyor Afrin'de falan bana muhtaç tabii canım adam yani. ve bunu muhtemelen Avrupa görüyor Almanya görüyor bu işin bir gideceği yerlerden biri karşı konulmaz bir mülteci akımıdır tabii canım bu <laughs> devreye giriyor bugün zaten bu toplantının bu kadar uzaması bilmem tabii ne ki. falan hepsinin altında bu var tabii ya peki peki ben şöyle bir şey eklemek Hı. istiyorum bu konuya da şimdi e, bütün bu gelişmelerin ben her ne kadar Çin Rusya arasında Amerika bir nifak tohumu sokmaya çalışsa da bunda pek başarılı olamadığının en önemli işareti Çin ile İran arasında yapılan bu anlaşma. ve Aynı anda Rusya'nın Bu önemli bir anlaşma. Evet Rusya'nın bu şekilde Putin'le birlikte Ukrayna odaklı olarak 25 tabur göndermiş. Yani bayağı güçlü bir kuvvet. Donbas'ta pasaport dağıtmışlar. Bir sürü işlemler var. Kırım'da dahil olmak üzere. Şimdi Çin bence bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki bu belirsizliğinden İran'la nükleer anlaşma olsun mu olmasından yararlanarak bölgesel gücün ötesinde küresel güç olma konusunda önemli bir adım atmaya başladı. Bak, adımlar hatta. Adım. Adımlar atıyor. Evet. Orta Doğu'dan izleyicilerimiz için söylüyorum. Evet. Orta Doğu'dan ve Körfez bölgesinden yüksek miktarda silah çekmeye başladı. Şimdi silah Fetri. çekiyor bakın. Dışişleri Bakanı Vanki e, burada e, Körfez ülkeleri ziyaret ettiğinde hı hı. ilk kez Rusya'da Putin yapmıştı aynı şeyi. Bir 5 maddelik bir girişim e, ortaya attı. Nükleer silahlar dahil olmak üzere. ilk kez Çin'in Orta Doğu ile ilişkin ve Körfez ile ilgili söylediği ilk e, önemli konuydu. İkinci konu ilk kez Çin İsrail, Filistin, Amerika, İran arasındaki Gerektiğinde ara buluculuğa soyunacağını belirtti. Bu bir küresel güç olmasının önemli bir işareti olarak yansıyor. Üçüncüsü de İsrail'le Filistin'i Çin'e davet etti. Bu görüşmeleri başlatmak üzere, inisiyatif almak üzere. Yani Amerika'nın Orta Doğu'da İran ve Körfez ile ilgili belirsizlik, İsrail'le Normalleşme çabaları yani bu Ürdün konusunda görüşeceğiz esasında bu konu da bununla bağlantılı doğru, yani tabii, tabii. Suudi Arabistan diğerleri de, de, de bağlantılı. bağlantılı baktığınız zaman Çin İran'ın Çin'le yaptığı bu anlaşmayla bugün nükleer görüşmeler başladı doğru çok önemli i̇şte, evet. İran ben kazandım bitti diyor bu görüşme öncesi Çin'in İran'la anlaşma yapmış olması Bence e, elini 5000 e, asker gönderecek bir bu var yani. 400 milyar dolar yatırım yani. yapacak. Bunun 180 bin milyar az bir asker değil yatırım. yani. Tabii yani e, İran arkasına önemli bir destek aldı ve şu anda bu güçle bu görüşmelere gidiyor. Yani elini kuvvetlendirmiş olarak gidiyor. E, zaten 2015'ten beri İran bugüne kadar eğer bir şekilde ekonomik anlamda batmadıysa bunu e, Çin'in petrol karşılığı yaptığı desteğe borçlu. Yani bu şekilde bunu Amerika da biliyor zaten. Yani yoksa İran'ın bu şekliyle bu yaptırımların karşılığı ayakta durması asla mümkün değildi. Sen petrolünü kısıtlayacaksın, parasını el koyacaksın ee, ama İran'ın bulunduğu Ortasya'yı iyi tanıyan bir ülke olduğu için iyi işbirliklerin yani geliştirmesi... İran yönetiminden gelen sinyaller doğru olup çıkıp evet. çıkmayacağını sonra bakacağız. Amerika diyor şeyi kaldıracaklar siz merak etmeyin diyor önce da yaptı Önce evet, zaten tabii, tabii. Yani Peki, aynı evet. yani. masaya oturmam da dedi zaten. zaten Amerika iki cepheden sıkışmaya başladılar. İki, tabii, yani şu anda Ukrayna'da sıkıştı. Biz evet. önce evet, şeyleri kaldırın, Hı -hı. yaptırımları kaldırın, ondan sonra Hı -hı. E, oturalım. Yani, Yoksa e, iki ayrı otelde oturalım yani. Putin de Çin'in buradaki faaliyetlerinden hareketle o da e, Ukrayna üzerindeki baskısını arttırıyor ve Amerika'yı test ediyor. Test Orta ediyor. Doğu'da Çin evet. test ediyor. Ee, Ukrayna'da Putin test ediyor yani Putin hadi buyurun diyor bakalım diyor ne kadar ciddisiniz görelim 25 tabur yiyor NATO'dan ses yok şu ana kadar Avrupa Birliği diyor ki aman sakin olun istikrar olsun diye açıklama yapıyor NATO bizi arkasındayız diyor Putin de bunu buluyor NATO bugün alarma geçse füze ve uçaklar dışında kara birliklerin toplaması 30 gün bulur. 30 gün Rusya'nın oradaki o, taburlarına adam, kadar. O, adam o arada kaşla göz arasında Türkiye'ye katsa uyguluyor. Evet evet Bilmem katsa mi? başlıyor ve e, Türkiye'yi bir yanına çekeceğine e, şunu yapabilirdi. Katsayı uzatabilirdi. Efendim ki bu anlaşmayla Tabii. bağlantılı işte bunun geri dönüşü yok. Ocakta kabul edilen Trump'ın gider ayakkabı mecburen kabul ettiği bir şey var. Sen bir yandan işte Türkiye'yi yanında çekmeye çalışıyorsun ama bir yandan da katsa anlaşmasını ortaya koyuyorsun. Ben de şu anki Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın bu çevremenin politikası geçen programda da söyledik. Buna karşı Rusya ile Çin'in karşı hamleleri olarak bunları görmek çok gerekiyor. Güzel. Ve evet. şu anda iki taraf hamleleri yapıyor. Bence resti daha etkin bir şekilde görenler şu anda Rusya ile Çin. Bence bir adım öndeler. Efendim çok fazla yorum geldi. Çok eksik olmayın sağ olun var olun. Katkılarınız için bilhassa teşekkür ediyoruz. Eleştirileriniz başımız üstüne. Onları da okuyoruz. Hiç problem değil. Perşembe akşamı saat 21'de eksik bıraktıklarımızı inşallah tamamlayacağız. Yeni gündemleri üzerine ekleyeceğiz. İyi geceler diliyoruz.